Berke Varol, cancel culture çıkmasının asıl sebebi neydi? Yine hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir şey diyordum ben. Bu dünyanın en büyük terör örgütü veya dünyanın en büyük suç örgütü. Kim olduğunu tam olarak bilmiyoruz. İsmini tam olarak bilmiyoruz. Ama harbiden şu James Bond filmlerindeki gibi uluslararası çok fazla parası olan çok güçlü örgütler ya da bir örgüt var. Ben bunu söylediğim zaman birkaç farklı isim söylüyor arkadaşlar. Doğru olabilir. Yani ismin ne olduğu çok böyle komplo teorisi şeylerine girmek istemiyorum. İsmin ne olduğunu bilmiyorum. Kendilerine bir şey diyorlar mı bilmiyorum onda. Cancel culture'da bu insanların, bu tür insanların, bu görüşe sahip olan insanların kendi rakiplerini susturmak için uydurdukları bahanelerden bir tanesi, yöntemlerden bir tanesi. Biliyorsunuz arkadaşlar, şu çok önemli. Bu insanlar hep şunu yaparlar ya. Birilerini, böyle güçsüz birilerini bulurlar. Hedef kitle olur orası. Güçsüz bir hedef kitle. İşte kadın hakları, LGBT hakları. Aklınıza gelen her şey. Yok şişman hakları, bilmem ne hakları. Aklınıza gelen her şey, gelebilecek birçok şey arkadaşlar. Güçsüz bir kitle bulurlar. O kitleyi savunduklarını iddia ederler. Neden? Ahlaki olarak üste çıkabilmek için, moral high ground sağlayabilmek için, ahlaki olarak üste çıkabilmek için. Bunu kullanarak da rakiplerini sustururlar. Cancel culture da bunlardan bir tanesi. Mesela Gina Carano Hollywood'un istediği gibi konuşmaz. Hollywood'un dayatmak istediği mesajı vermez. Şimdi Gina Carano'yu sen bizim istediğimiz şeyleri söylemiyorsun, siktir git kovuyoruz seni diye kovsalar o zaman bu adamların şerefsiz olduğu ortaya çıkacak. Ha, bu adamlar şerefsiz. Bu adamlar suç örgütü. Bu adamlar zorba. Bu adamlar dünyanın en büyük zorba örgütü hatta. Dünyanın en büyük suç karteli. Ama açık açık işte Gina Carano ya da başkası sen bizim istediğimiz şeyi söylemiyorsun siktir git demesi tabii ki insanların gözünde o kişinin haklı olduğunu ve diğer büyük örgütün de kötü adamlar olduğunu gösterecek. Bunu yapmıyorlar. O zaman ne yapıyorlar? Aa Gina Carano sen beyaz üstünlükçüsüsün. Nereden çıktı? Götümüzden uydurduk. Ciddi ciddi white supremacist diyorlar o kadına. Ondan sonra aa sen bu söylediğin laftan dolayı antisemitistsin. Kadının ağzında antisemitizm hiçbir şey önemli değil. Bak şurada ezilmiş bir grup var. Yahudiler. Biz onları koruyoruz. Onları çok seviyoruz onlar. Bakın çok ezilmiş bir grup. Onları koruduğumuz için. Onları koruduğumuz için. Senin söylediğin o bizim koruduğumuz gruba zarar veriyor bizce. Peki abi Gina Carano atıldı. Antisemitist olduğu için atıldı. Antisemitist dendiği için yani Yahudi düşmanı kendisine dendi. O yüzden atıldı. Ve atıldıktan sonra kendisini işe kim aldı? Ben Shapiro'nun film şeyi, stüdyosu. Ben Shapiro en ünlü Yahudilerden bir tanesi. Amerika'nın en ünlü Yahudilerinden bir tanesi. Ama fark ne? Fark görüş. O örgütün bir parçası olmamak. Bu kadar. Siyah, beyaz, kadın, erkek. Bunların hiçbiri değil arkadaşlar. Türk, Kürt. Bizde de Türk, Kürt çıkartıyorlar ya. Bizde de onu kaşımaya çalışıyorlar. Öyle inanılmaz şeyler gördüm ki arkadaşlar. İnanamazsınız yani. Birçoğu bunların haber olmuyor. Bu şeydeyken Kırmızı Hap 4'ü, politik doğruculuk ile ilgili Kırmızı Hap 4'ü konuşmuştum ya. Onu mesela konuşurken o kadar garip şeyler gördüm ki. Mesela seminer veriliyor, tamam mı? Konuşmalar yapılıyor, paneller yapılıyor. Konu da şu, Türkiye'de yapılıyor bu. Konu da şu. Neden Roman vatandaşlarımızı medyada kötü gösteriyorsunuz dedikleri de işte bu Cennet Mahallesi'nde böyle işte komik komik hareketler yapıyorlar ya. Niye böyle gösteriyorsunuz? Niye böyle göstererek zulüm yapıyorsunuz? Düzenleyen İngiliz Büyükelçiliği. Şaka gibi amına koyayım. Şaka gibi lan. Fıkra gibi. Ya Büyükelçiliği ya da konsolosluğu. İkisinden biri. Ya hangisi doğru bilmiyorum. Konsolosluk da olabilir. Ya İngiliz konsolosluğu ya elçiliği mi? Konsolosluğu mu? Öyle bir şey yani. Lan şaka gibi. Hani bazen şey deyip geçiyorlardı ya bizim tarih derslerimizde. İngilizler ayaklanma çıkardı. İşte Şeyh Said Ayak, İngilizler çıkardı. E şimdi biz düşünmeden tamam eyvallah diyorduk. Herhalde doğrudur. Ama tarihte birçok şeyin bize anlatıldığı gibi olmadığını görünce tabii her şeyi artık sorgulamaya başladık. Ama birçok şeyi görüyorsun abi. İngilizler harbiden milleti kaşıyorlar böyle. Ama işte bu bir ülke de değil. Bunu yapan bir ülke de değil abi. Bunu yapan bir örgüt. Uluslararası bir örgüt. Gerçekten öyle. Şunu hiç düşündünüz mü arkadaşlar? Dünyayı kötüler yönetseydi bunun farkında olur muydunuz? Şey teorisi de budur ha.
ne teorisiydi o? Simülasyon teorisi. Simülasyon teorisi şunu diyor. Ben tabii ki inanmıyorum o teoriye ama onların mantıklaması şu. Simülasyon mükemmel derecede iyi olsaydı siz onun simülasyon olduğunu anlayabilir miydiniz diyor. Belki de diyor mükemmel derecede iyi siz onu anlayamıyorsunuz. Tabii ben ona inanmıyorum ama kendilerince haklılar. Şunu düşündünüz mü esas? Ben buna benzer olarak şunu söylemek istiyorum. Hani biz tarihte hep şunu söylüyoruz ya işte kötülerle iyiler savaştı, iyiler kazandı. Kötüler kaybetti. Hep de kötüler kaybettir nedense. Şunu hiç düşündünüz mü? Peki kötüler kazanmış olsa biz bunu bilebilir miydik? Cevap bilemezdik arkadaşlar. Çünkü kötüler kazandı. Dünyayı zaten şu an kötüler yönetiyor. Perde arkasından veya perde önünden. O yüzden kendi iyiliklerini bize dayatıyor. Kendi doğrularını bize dayatıyorlar. Mesela şunu söyleyeyim. Naziler savaşı kazanmış olsaydı biliyorum. Teknik olarak kazanmış olması imkansız gibi bir şey ama kazanmış olsalardı diyelim. Şu anda tabii ki doğmamış olacaktık da şu anda yaşayan insanlar ne diyecekti? İyi Naziler kazandı, kötüler kaybetti diyecekti. Bunu düşündünüz mü? Bunu düşündünüz değil mi? Ya da Sovyetler dünyayı ele geçirmiş olsaydı, Kızıl Ordu'yu yaymış olsalardı, biz ne diyecektik? Kapitalist faşistler işte ABD mabede kaybetti. İyiler kazandı. Tarihte böyle anlatılacaktı. Bunu da düşündünüz. Peki şu an gerçekten kötüler kazanmış olma ihtimali var mı ve biz onları iyi olarak anlatıyor olma ihtimalleri var mı? O da doğru. Çünkü arkadaşlar bize özellikle yeni böyle Disney filmlerinde, Marvel filmlerinde hep şunu anlatırlar ya, iyiler var, kötüler var. Kötüler var, kötülerin düşmanı iyilerdir. Bu kadar beyaz ve siyah ya her şey. Aslında bu doğru değil. Aslında doğrusu şu. Kötüler var, kötüler var, kötüler var. İnsanlar kötü, yani daha önce de dedik ya, kötü olacak şekilde evrimleşti. Kötü olacak şekilde evrimleşti. Neden? Çünkü çok fazla insan yalana inanan saf, kafası çok çalışmayan insanlar. Dolayısıyla sen yalancı, sen iyi bir aktör olduğun zaman, sen üç kağıtçı ama başarılı bir üç kağıtçı olduğun zaman güçlü oluyorsun. Çevrende çok fazla insan topluyorsun, güçlü oluyorsun. Dolayısıyla güçlüler farklı farklı yerlerde güçlüler gücü ele geçirdi. Sonra bu kötüler birbirleriyle savaştı. O kötülerden bir tanesi kazandı, diğer kötüler kaybetti. Gerçeği bu.